Herkese merhaba, ben Ruhi Cenet. Herkese Ne merhaba, işte ben acaba Ruhi. yine? En başından almak istiyorum videoyu. O kadar güzel bir gerçek. En hiçbir anını atlamak istemiyorum videonun, o yüzden. Cenet, yaşadığınız binanın sadece eviniz değil, adeta tüm şehriniz olduğunu düşünün. Bok gibi olurdu ya hacı. Sen daire 27 Değil ile mi? falan Metropol fenik öyle ilk abi. yaşıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Aklınıza Doğru, sen gelebilecek öylesin. bütün Şu an ihtiyaçları... izledik bunu amık. Nerede izledin ya? Ne ara ya? Tek çatı altında toplandığı bu binada insanlar Kıvıramayacak birbirini. markete, postaneye, hatta notere yalnızca bir asansör yolculuğu mesafesinde anında gidebiliyor. Dostum ben zaten sadece izlemiyorum, bir de yorumluyorum ya. Benim fikirlerimi merak ediyorsan izlemeye devam et. Dışarıdaki fırtına ve metrelerce yükseklikteki kara rağmen burada yaşayan çocuklar binalarında bulunan yeraltı tüneli sayesinde okula ulaşıyor. Alaska'nın güneyinde bulunan Whittier, üç tarafını çeviren yüksek dağlar ve okyanus arasına gizlenmiş bir sahil yerleşkesi. Yaklaşık 51 kilometre kare olan yüz ölçümünde tüm nüfusu için yalnızca tek bir konut kompleksi bulunmakta. Whittier'lılar için yaşadıkları binanın koridorlarında yürümek, bir mahallenin sokaklarında dolaşmak of, anlamına geliyor. Be Polis buraya. Şefiyle market... Oğlum bu nasıl yaşarsın ki burada? Çamaşırhanede belediye başkanıyla karşılaşmak abi, halk için yaşarsın. Oldukça sıradan... Çamaşırhanede belediye başkanıyla karşılaşsan? Elin başında bekliyoruz. Bu tek yönde bir tünel. Önce karşıdan gelenler geçecek. Daha sonra biz geçeceğiz. Okay, thank you very much. Harbi lan biz de yapalım bunu. Şehre giriş ve çıkışların sağlanabilmesi için tünel yarım saatte bir yön değiştirilerek kullanılıyor. Fiziksel koşulları ve zaman sınırlamalarından dolayı bisikletlerin veya yayaların geçişine izin verilmiyor tabii ki. Girişteki üçgen formundaki çatı olası bir çığ felaketinde tünelin kapanmasını önlüyor. Whittier'ı tam 80 yıldır dünyaya bağlayan tek karayolu Anton Anderson Memorial Tüneli. Dağın içinden geçen bu 4 kilometrelik tünel ABD ordusu tarafından ilkte yalnızca bir demir yolu olarak inşa edilmişti ve ancak 2000 yılında araç trafiğine açıldı. Whittier'e ulaşmanın diğer bir yolu ise Sigana tüneli lan bura. Ama karadan tek yol, bu gördüğünüz tek yönlü tünel. Oğlum ben hatta... şimdiden bunalıma girdim amına koyayım şehirde. Şimdi biz geçiyoruz. Edindiğim ilk izlenim burada liman faaliyetlerinin yoğunluğu. Bu görmüş olduğunuz yapılan... Ya kardeşim bir dakika dur. ...için kullanılan depo alanları. Tüm şehrin yaşadığı bir dakika, gel. Bina ise orada. Tasarımı Sovyetler tamam, devam. Konstruktivist mimarisini anımsatıyor. Şu an adeta tüm şehrin tek çatı altında yaşadığı Begic Towers'ın önünde... Abicim bayağı iyi yorum yapıyorsun yazmış. Gerizekalı izlemeyeceğiz street... Giriş katında bizi tarihi görseller karşılıyor. Bina 1956 yılında ABD ordusuna soğuk savaş... Kendimi gerdim şu an, yorum yapasın var. Ne güzel tablo. İşte 14 katman buluşan binada... Baskı oluşturdu amına koyayım. Üzerimde bir baskı oluşturdu. Nesil'in yorumlarına benziyor. Wow, doğa. Toplamda 196 daire var ve 1000 kişilik bir nüfusa yaşam alanı sağlayacak kadar büyük bir kapasiteye sahip. Bünyesinde bir market, bir çamaşırhane, depo alanları, çocuklar için bir kapalı oyun alanı. O zaman alanı, arabalar ne yapıyor orada? Niye araba var? Tünelle birleşik bir okul, bir postane ve hatta bir noter dahi mevcut. Burada yaşayanlar Whittier'ın soğuk kış günlerinde haftalarca binadan çıkmadan hayatlarını sürdürüyor. Burası gündelik ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız küçük İnternet falan var mı lan acaba? Biraz ilerlediğimizde karşımıza ilk Cozy Corner Store çıkıyor. I see that you're well stocked. For everybody's needs. Konserve gıdadan kişisel bakım ürünlerine kadar her şey Cozy Corner Store'da mevcut. Binada eczane yok fakat reçetesi... Nutella var mı Nutella? ...gibi basit ilaçları ve takviye edici gıdaları yine bu markette... Prezervatif varmış gibi. Gördüğünüz gibi burada kravatlar dahi var. Her İhtiyacım yok ya. Her şeyin olduğu küçük ama çok kullanışlı bir marketteyiz. Giriş katının bir diğer bölümü ise çamaşır odası. E bunlar malı oluyor. Kimden alıyor? İsteyenler burada ücret karşılığında çamaşırlarını yıkayabiliyorlar. Aynı zamanda yıkama işleminin tamamlanmasını beklerken buradaki otomatlardan da yiyecek ve içecek alabiliyorlar. Bu ATM'dense bankacılık işlemlerini hızlı bir şekilde hallediyorlar. Binanın bir şehrin caddeleri gibi kullanılan uzun koridorlarında sesin absorbe edilmesi için dokulu tavanlar kullanılmış. İnsanlar giriş kattaki bir noterlik bürosunda evrak işlerini çok hızlı bir şekilde halledebiliyorlar. Her yerde... İbo seni göndereyim mi lan buraya tatile? Vallahi ben yaşarım ha. Beni göndersene buraya proje olarak. Burada suç oranı çok tamam. Büyük ama basit hırsızlıklar, küçük tartışmalar olabiliyormuş. Kısa bir süre öncesine kadar British Towers'ta bir polis karakolu da bulunuyordu. Öyle ki burada yaşayan bir sakinin kendi binasında gözaltına alınma ve geceyi yine binanın içindeki bir Hades'te geçirme ihtimali de vardı. Şimdi bodrum katına doğru merdivenlerden iniyoruz. Oğlum bu ne o zaman lan böyle? Depo alanı. Her dairenin kendi bunlar fantezi arıyor ya.
Binada iki farklı Hristiyan topluluğu için iki ayrı kilise var. Her pazar saat 9'da başlayan Samoa dilinde cami okunan ayinleri Bodrum kasındaki New Light Kilisesi. Cami yoksa gitmem. Willer Christian Community Kilisesi ise 7. katta bulunuyor ve ayinlerine saat 11'de başlıyor. Baggage Towers dışarıdan bakıldığında bir bütün olarak gözükse de aslında aralarında 20'şer santimetre boşluk bırakılmış 3 ayrı binadan oluşuyor. Bu olası bir deprem anında 3 segmentin birbirine zarar vermeden salınmasını sağlıyor ve binanın yapısal hasar alma riskini azaltıyor. Sanki bu Türkiye'de gidiyor mu? İşte yukarıdaki siyah şeritte kapatılmış olan boşluk aşağıya doğru devam ediyor. Yerin altına kadar olan bir boşluk söz konusu. Yangına ve depreme dayanıklı inşa edilen bu bina, dünyanın ikinci en şiddetli depremi olarak kayda geçen 9.2 büyüklüğündeki 1964... 64 numaralı escort var. Büyük Alaska depreminde bile belirgin bir hasar almadı. O anda sadece binanın dışında kalmış 13 kişi oluşmuş tsunami'den dolayı hayatını kaybetmişti. Gördüğünüz gibi 15 kat gözüküyor burada. Halbuki bina 14 katlı. 13. kat yok çünkü uğursuzluk getirdiğine inanıyorum. Binanın en üstteki iki katı buraya tatil için gemilerle gelen turistlere kahvaltı ve oda hizmeti veren bir pansiyon olarak kullanılmakta. Yani burada pansiyon da var. 15. kattaki bu salonsa ev sahiplerinin bir araya gelip karar aldığı salon, yani yerleşim yeri bir bakıma buradan yönetiliyor. Burada yaşları 3 ile 18 arasında oğlum, değişen yaklaşık 35 kadar. Oğlum ne şey yapılabilir ki ya? Binanın sunduğu fiziksel imkanlar sayesinde sıra dışı bir okul hayatı deneyimliyor. Yerleşim yerindeki tek eğitim kurumu olan Willer Community School, Baggage Towers'a yeraltı tüneliyle bağlı. Yani buradaki öğrenciler isterlerse bu tünelden pijama ve terlikle okullarına anında ulaşabilirler. Okul ve ev onlar için iç içe geçmiş kavramlar. Öğretmenler kahvaltıyı öğrencilerine burada hazırlıyorlar ve hep beraber kahvaltı yediyorlar. Tıpkı bir aile gibi. Okulda farklı yaş ve seviyelerdeki öğrencilerin aynı derslikte öğrenim gördüğü karma eğitim modeli uygulanmakta. Oğlum dışarı niye çıkmıyorlar bunlar? Bak neden buradalar ya? Neden dışarı çıkmıyor? Orayı kaçırdım ben. Ne varmış? Soğuk mi? Çünkü. Çok soğuk diye. Sıkı giysinler. Doğru. Kaç derece dedi? Orayı kaçırdım ya. Sibirya. Ya şov yapma kardeşim. -72. Harbiyle burada çok böyle gizli illegal yapan biri olsa bununla filmini çekseler. Frostpunk oğlum işte çalışsalar. Oğlum dışarı... Çıkılmıyor muymuş yani? -172 mi? Şaka yapıyorsun. Mümkün değil ya o. Öğrenciler ödevlerini tamamlamakta zorluk çekerlerse ya da danışmak istedikleri bir konu olursa komşuları olan öğretmenlerinin kapısını her zaman çalabilirler. Bizden iyi lan eğitim sistemleri. I've lived everywhere, and you can't get the views like that here. We're isolated from the big city and the big everything. Sıfır derece. You feel like everybody's your neighbor. How many people actually live here? I think the whole population of Whittier is like 300. What is the average age in the building? Range between maybe like 30 to 50 years old, I would assume, yeah. Whittier'de yürürken gördüğünüz yüzlerin çeşitliliği ve bölgenin çok kültürlülüğü karşısında kozmopolit bir şehirde olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Bunun nedeni birçok Pasifik adalının Alaska'nın büyük balıkçılık endüstrisinde çalışma umuduyla buraya gelmesi. We have a very large Samoan population here, Filipino. Bak burada nasıl yaşanır biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bina sakinlerine buradan sesleniyorum veya buradan bir organizasyon yetkilisi bizi izliyorsa, global bir organizasyon yetkilisi, lütfen sözlerime kulak verin. Bu binayı komple boşaltıyoruz abi. Tahliye ediyoruz burada oturan herkese ama. Bak herkesi. Tamam baba mı? Tahliye. Baba binayı. Baba ne amına. Binayı komple çıkartıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra buraya diyorsun ki hocam. 18-35 yaş arası. Tamam mı? Belki de 18-40 yaşa kadar da olabilir. Ama ben anladım senin amacını. Eşit olacak. Party house gibi bir Swinger. Şey. Hayır, party house. Anlatabiliyor muyum? İnsanlara diyorsun ki internetten de satıyorsun, biletleri satıyorsun. Ama biraz pahalı olacak biletler. Mesela atıyorum 6 ay yaşamak istiyor. Yani 6 ay yaşamak yok. Nedir abi? 1 aylık bilet satıyorsun. 1 ay yaşayabiliyorsun sadece. Yapıştırıyorsun abi. Herkes tek gitmek zorunda. Ve kadın erkek oranı eşit olacak. Anladın mı? Abi niye kafanız sürekli sekse çalışıyor? Öğrenci değişim programı gibi düşün. Abi bunu Elazığ'da yapalım. Mesela diyecekler ki senin dairen daire işte 72.
2 artı 1 bir dairem var. Bir tane de ev arkadaşım var. Ev arkadaşın kim? Maria. Aa Maria hoş geldin. Mesela çat diye Maria gelecek, aynı evde yaşayacaksınız. Aklınıza hemen kötü şeyler getiriyorsunuz çocuklar. Ona BAM! Ondan sonra orada kurs olabilir, başka şeyler olabilir. Böyle birazcık sosyal ve kültürel bir etkinlik olacak, anladın mı? Bir ayak bir deneyim yaşanacak orada. Erasmus kafası diyorsun yani. Erasmus kafası. Yani ama tam Erasmus yani. Tam böyle tatil. Herkesin de bir görevi olacak. Mesela atıyorum balık muhabbeti olacak. Bilmem ne muhabbeti olacak. Hepsi şey yapacak. Buraya lütfen böyle bir organizasyon istiyorum ya. Abi insanların evi bura, evi. Tamam, gitsinler başka yerde yaşasınlar. Buraya bizimkiler gitsin işte. Komple global. Sonra da bir tane de ünlü bir müzisyen getireceksin oraya. Binalardan izlenebilir bir konser alanı yaratacaksın oraya. Etkinlik üstüne etkinlik. Hayır abi, bu insanlara da kalacak daha güzel bir yer vereceksin buradan aldığın paralarla, anladın mı? Bir ton insan bir ton para verecek buraya. Bu insanlara da daha güzel bir yaşam sunacaksın. Some light. The school is very diverse. I think that if they sing happy birthday, they'll sing happy birthday in maybe two or three languages. Why most of the people live in under one roof? Yeah. Well, so you can't hear, there really isn't a lot of usable land. Mm-hmm. The rest of it is either owned by the federal government or it's owned by the railroad. Like literally this is really the only place to live. There used to be the mayor's office and police department and a jail in the building, right? All in here. Yeah. Yani burada otursam, ev sahibim evden atsam ona koyayım, ülkede kalamıyorum yani. Direkt ülke dışı mı oluyorum yani? Ben orayı anlayamadım. Evet, mantıken öyle. O zaman sike sike kirayı arttırabiliyor. İstediği fiyatı da ödemek zorunda kalıyorsun. Aynen öyle. Bunlar tarikat abi, hiç düşünme. Was that jail ever used? Yes. I remember when a cop handcuffed a man to the stop sign outside there and left him there for a while. There used to be a clinic, I guess. It was on the third floor. And that was actually so convenient. What is the average rent here? One room, 700. And two rooms, like 1,000. Three rooms, 1,200. It's all including the utilities. Whittier'de ortalama bir daireye hoş geldiniz. Klasik Amerikan mutfağıyla başlıyor. Burası bir artı bir daire. Eve bir bakalım. Abi neden sürekli sarı kadın durunca videoyu durduruyorsun? Seni seviyorum. Kardeşim denk gelmiş. Burada CD, DVD tüketildiğini görüyoruz. Hatta kaset dahi tüketiliyor. İnsanlar burada daha yaş ortalaması yüksek olduğu için daha geleneksel şeyler tüketiyor. Amerika'yı bir tüketim toplumu. Oğlum İbo, burada çok fena. Efendim? Burada çok fena bir iş fırsatı var. Büyük bir ticaret ortamı burası, haberin olsun. Bana bu, da öyle geliyor. Nedir ben o? Sana bir söyleyeyim mi? Bak Mersin'de toplayacaksın, bu cama yapışıp camdan düşen Spiderman'ler vardı ya. Evet, bildim. Heh, onlardan kilo kilo alacağım, buraya getireceğim. Paranın amına koyuyorsun dostum, bak öyle söyleyeyim sana. Orada açacaksın tezgahı, cama atıyorsun, cama düşen Spiderman'ler. Tezgahını açacaksın abi binanın önüne, anladın mı? Deli gibi satar oğlum. Bak paraya para demezsin ya, öyle söyleyeyim. Bunlar sana. Para kullanıyor mu ki? Artık ne kullanıyorsa. Kullanıyor tabii oğlum, $700 veriyor kiraya. Oğlum çok mantıklı iş ya. Benim buraya gitmem lazım. Yanına oğlum bir de... $700 veren nasıl para kazanıyor? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Cama yapışan, bak bir, cama yapışan Spiderman'leri aldın. İki, stres şarkı. Kestane. Stres şarkı getireceksin. Seni var ya ayakta karşılarlar. Diyeceksin ki baba malım benim malımın kalitesi belli. Benim malım tükendi. Spiderman siparişlerini alacaksın hemen buradan. Kapı kapı sen bırakacaksın hatta. Abi alıyorsan al. Ben bir daha buraya 3 ay sonra bir daha gelirim anca. Adam şeye da sen... ne diyorsun? Tantuni'ye? Abi yeme işine giremezsin burada. Anlatabiliyor muyum? Soğuk memleket İbo. Nasıl karşılayacaksın o tavukları falan? Ya ne adam sipariş gibi verdi gibi aşağıda. Gibi. Adam aşağıda ciğer yapıyor, sipariş verdi. Sıcak gelsin yazdı. Nasıl götüreceksin sıcak? Koşarak götüreceğim. Nasıl götüreyim? Ha, soğur havadan dolayı diyorsun, doğru. Aynen öyle. O zaman bici bici mantıklı olur burada. Bici bici ise sen girmeye bu işe, ben hallederim.
Çektir lan bizi. Her şeyi çok kolay bulamıyor insanlar. Modası geçen, teknolojisi eskiyen şeyler dahi burada var. Seksişçiliği mi yapayım? Devam ediyor. Yok. Şu anda satılık burada olan bu daire 175.000 lira. Ben alırım jigolo. Efendim hale burada jigolo olmak mı vardı? Evet abi. İşte mesafe de yok ya, kolay olur da gitken. Adamın hayale bakar mısın amına koyayım ya? Ve bunun gerçek olması beni üzüyor. Korkutuyor da. Özellikle niye burada jigolo olmak vardı? Mesela Mersin'de niye olamıyorsun da burada olmak daha çekici geldi? Onu anlayamadım. Mersin'de çok uzaktan falan çağrılır ya abi. Ya sen bu işi yapıyor musun oğlum? Ben. Delikanlı gibi konuş. Çağrılır ya derken. Yani çağrılır değil. Mersin'de çok uzaktan çağırıyorlar ya abi. Şerefsiz bak, bir araştırma yaparım. Bütün jigolo sitelerinde seni bulursam bak fena olur ha. Ya yok, burada herkes aynı yerdeymiş ya. Sen toplu bir gitmeye hepsini s**eyim mi diyorsun? Anlayamadım ki ben. O da iyi olabilir. Allah Allah. Mert Doğra Değirmenci 5'te görmüş. Abi ben şaka yapmıştım. Ya ironiden hiç anlamıyorsun. Pıttını yedim. Lütfen açar mısın bana? Kardeşim bana atmadım. Time out attım. Ben de şaka yaptım. Sen de hiç anlamıyorsun yani. 7 saatlik time out ironisi yaptım sana. Sen de bunu anlamıyorsun. He Mert? Emre Beşen abi onu yaptılar, Türkiye'de adı kısmetse olur. Hmm. Kıtlarım seni şekerim, iyi yayınlar demiş. Mary did something bad on tele göndermiş. Çok teşekkür ederim. Bir donate daha var. Tvayra 100 bit göndermiş. Gülücük atmış, çok sağ olsun. Ostas on tele göndermiş. İçinden okursan sevdirim. Yar abi üniversitede okuyorum. Güzel, iyi çalışma, iyi dersler. Bilge 9 tez veriyorum. 24 Haziran'da İsveç'e gidiyorum. Umarım dediğin gibi her şey yoluna girer. Abicim seni çok seviyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. İyi ki sen vardın abim demiş. Bilgem çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Videoya devam et amına koyayım. Gel bakalım. dur kim anladı? Kim kaç dakika attı? Ona göre ben üstüne ben dakika vereyim. Ben 10 dakika attım ben. 11 dakika yapsana onu. Bir dakika da benden at. Dolar tamam. Ile alıcısını bekliyor. What are the downsides of living here? It has this depressing side. Yeah. So yeniden trafiğe açılana kadar arabalarında uyumak zorunda kalıyorlar. Came all the way here and missed the tunnel. And they closed that. Your car breaks down. You're pretty screwed. Since the tunnel is closed during midnight in the year 2000. That the train actually left early in the morning and then came back later at night. And that was on Wednesday. Has the tunnel ever got? İçinde yakın ilişkiler kurma imkanı sağlıyor. If somebody needs something, I mean, I have people who come in like barely. I don't have any cat food. I mean, he could come in and. Buranın belediye başkanı olur muydun abi? En temiz o. Ben var ya, buranın belediye başkanı olsam burayı inanılmaz kalkındırırdım, biliyor musun? Vallahi. Bak inanılmaz kalkındırırdım yani, öyle söyleyeyim sana. This community, everybody look out for your stuff. Whittier sakinlerinin özellikle yaz aylarında şehre inen Amerika siyah ayılarına karşı tedbirli olması gerekmekte. One time there was a very big bear. I could hear a lot of noise. Bayağı ayı iniyor amına koyayım. What is it? Finally the cop comes abi, dağın ortasından ne olacak? Whittier'ı saatte 95 kilometre hızla esen ve ağaçları kökünden sökebilecek fırtınalarla ortalama -5 dereceye düşen acımasız soğuklar ve 5 metrelik kar yağışı esir alıyor. Bu zorlu koşullarda yerliler daha çok iç mekan aktivitelerine yöneliyor. In a winter time play video game or try to go down to the gym. Oğlum hiç genç yaşamıyor mu ya burada? Whittier'ın ekonomisi turizm, balıkçılık, gemicilik, kargo taşımacılığı ve liman faaliyetleri üzerine kurulmuştur. Liman turizminin yanı sıra Alaska Demir Yolları şirketi de nüfusun bir kısmına istihdam sağlıyor. Nüfusun %7.1'i yoksulluk sınırının altında yaşarken işsizlik oranı %9.2 seviyesinde. Her yıl yaklaşık 800 bin turist kruz gemileriyle bu ilginç yerleşkeye akın ediyor. Whittier, 1. Dünya Savaşı'nda ABD ordusuna donmayan derin su limanı ve üssün gizli kalmasına yardımcı olan bulutlu dağlık topografyasıyla önemli bir stratejik nokta olarak hizmet ediyordu. ABD ordusu askeri birliğini güçlendirmek için tek çatı altında bir şehir konseptli Baggage Towers ile birlikte bowling salonu gibi pek çok farklı... Harbi abi, burada bütün yayıncılar yaşarsa nasıl olurdu? Alaska... Phenomena House. Streamer City. Bilemedim. Bok gibi olabilirdi, evet. Şansi. Dostum. Hazipir. Selam olsun.